Şef Melati Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için kendi yorumumu katarak hazırladığım kabak karnıyarık tarifim var. Sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Kabak karnıyarığımız için öncelikle şöyle 500 gram kuşbaşı doğranmış dana etim var. Tenceremin içerisine aldım. Ve kapağını kapatıp ocakta suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. İyice suyunu çektikten sonra üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve yemeklik doğradığım bir baş kuru soğanı da ekleyip soğanın rengi dönünceye kadar etimizle beraber soteleyip kavuruyorum. Evet gördüğünüz gibi soğanın rengi iyice döndü. Etimizle birlikte iyice kavruldu. Lezzetini, rahyasını birbirine verdi ve üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzu ilave edip salçayla birlikte iyice tekrar bir daha kavuruyorum. Eğer siz dilerseniz soğan eklediğiniz zaman kırmızı kapya biber, yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Ama kabak zaten sebze olduğu için ben sadece bu şekilde etini lezzetlendirip içerisine koymayı tercih ettim. Ve üzerinin sosunu hazırlamaya geçiyorum. 2 su bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kekik ve tuz ilave edip iyice karıştırdım. Ve bir kenara indiriyorum. Sosumuz hazır ve kabak karnıyarıklarımızın içlerini doldurmaya geçiyorum. Tarifimiz gerçekten hem çok lezzetli hem çok hafif. Kabakları kızartmak yok veya başka herhangi bir işlemden geçirmek yok. Kabaklarımı soydum, içlerini oydum ve hazırlayıp fırın tepsinin içerisine yerleştirdim. 3 adet kabak kullandım ben. Şöyle hazırladığım etimi kabaklarımın içerisine dolduruyorum. Piştiği zaman gerçekten çok lezzetli. Kabaklar kızartmadığımız için hem çok hafif hem çok lezzetli bir tarif. Bütün kabakların içerisini dolduruyorum. Eğer dilerseniz aynı tarifi kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Kıymayla da hazırladığınız zaman maydanoz ilave edebilirsiniz, dereotu ilave edebilirsiniz. Tamamen eldeki evdeki ve kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Bütün kabakların içlerini doldurdum ve şöyle üzerlerine birer parça domates bırakıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Ve üzerine hazırladığım salçalı suyu ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi tekrar yağ ilave etmedim. Sadece eti kavurduğum yağ var. Çok hafif, çok lezzetli bir tarif. Ete en çok yakıştırdığım baharatlardan bir tanesi kekik ve karabiber. Gerçekten çok güzel oluyor. Ve şöyle bir yağlı kağıdımı suyun önünde ıslatıp sıktım. Fazla suyunu aldım ve üzerine kapatıyorum önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye bırakıyorum arada bir kontrol edelim benimkiler 40 dakika içerisinde pişmişti kabaklarım et zaten pişmiş olduğu için çabucak hazırlanıyor arada bir kontrol edip çatal batırın eğer kabağınız pişmişse yemeğiniz pişmiş demektir Yemeğim pişti, hazır, fırından aldım ve şöyle servis tabağının içerisine aldım. Yanında yoğurtla birlikte servis ettim. Üzerine maydanoz serpiştirdim. Gerçekten çok lezzetli, hafif ve mükemmel bir tarif. Eğer dilerseniz fırından almadan önce üzerine hafif kaşar peyniri de serpiştirip eritebilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet, şeker, bal olsun diyorum. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Ve şöyle sizlere doku testi de yapmak istiyorum. Lokum gibi pişmiş eti ve kabağıyla mükemmel bir tarif oldu. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.